Asus'u grafiğimizde bu hafta için gördüğünüz gibi belirlediğimiz hedef noktası olarak 260 ve daha sonra 295 bölgesini belirlemiştik. Tabii öncelikli olarak 260 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyordu. 260 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse devam eden süreçte 295 hedefine doğru olan süreci gerçekleştirecekti. Fakat 260 üzerinden geçiş sağlayamadan geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için şablon bölgemizin içerisinde devam eden bir süreçte bu haftayı kapattığını görüyoruz ve şu bölgedeki destek noktamızın da bir nebze çalıştığını görüyoruz. O bölgeye yakın hareketlerle devam etmiş. 250 bölgesi, 250 bölgesinin altına geçişler devam ederse 230 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza kadar düzeltme ve güç kazanma hareketleri için geri çekilmeler oluşabilir. 230 bölgesinin altına geçişler oluşursa da 202 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız. O bölgenin altına geçişlerde tehlikeli durumlar oluşabilir. Tekrar yukarı yapıcı tepkisi hareketlerde 260 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 295 hedefine giden süreç içerisinde şu bölgedeki direnç noktası olan 265 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonraki direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölgede 277 olarak gözüküyor. Doğaç grafiğinde şablon durumumuzda 185 hedefi için olan süreçte gördüğünüz gibi şablon bölgesine paralel bir şekilde devam ettirmiş ve şu bölgedeki direnç noktasına da takılmış bu hafta için 175 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse 185 ve daha yukarıdaki 200 bölgesine kadar olan süreci devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabii 175 üzerine geçişler olmadığı sürece de tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketler oluşturursa bir önceki hedef noktamız olan 160 bölgesi en önemli desteği oluşturuyor. Daha sonra 150 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız ve şablon bölgemizin kesişme noktası var. O bölgelere kadar olan güç kazanma hareketleri oluşsa da altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu oluşmuş gözüküyor. Geri çekilmelerde en önemli nokta tabii ki en alt bölgedeki kesin stop noktamız olan 135 bölgesi. 135 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece de yukarıda 185 ve 200 hedefine giden hedefleri devam ettirme süreci oluşmuş oldu. Portföy grafiğimizde şablon durumumuzda 500 hedefimiz var. Gördüğünüz gibi 500 hedefine yaklaşan bir durum oluşturmuş bu hafta. Üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa yeni hedef bölgesi olarak 550 bölgesini belirleyebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi 500 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop noktamız olan 450 bölgemiz var. Bu bölgenin altına geçişler meydana gelirse de şablon bölgemizin en alt noktası ve destek noktası olarak takip edeceğimiz bölge ikinci bölge olarak 395 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için oluşturabilen düzeltme durumları oluşur. Şayet o bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de 500 hedefini ve daha yukarıdaki hedefleri de gerçekleştirebilecek şablon durumu devam ediyor. Kursan grafiğinde şablon durumumuzda 15 hedefi var. 15 hedef için gerçekleştirebilme için geri çekilmelerde güç kazanma noktamız olan 13-10 bölgesine kadar bir geri çekilme oluşturmuş.
Tabii o bölgede de tutunma hareketlerini de meydana getirdiği için buradan vereceği tepkisi hareketlerle beraber tekrar yukarı yükselişleri yapabilirse öncelikle şu bölgedeki direnç noktası olan 13.95'i geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 15 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip daha üst bölgelere doğru giden bir sürecin başlangıcında meydana getirebilir. Özellikle 13 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı hacimli bir yükseliş yapma ihtimalini oluşturacak güç kazanma hareketlerini yapmış olduğunu görüyoruz. Buradan başlatacağı hacimli yükselişlerle beraber de hızlı bir şekilde yukarıda 17.50 hedefine kadar da gitme ihtimalini meydana getirebilecek güç kazanma hareketini sürdürmüş. 13-10 bölgesinin altına geçişler olursa da kesin stop nokta bulan 10.095 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekir. Şayet altına düşüşler olursa da daha derin düzeltme ihtimalleri olacağından dolayı o bölgeyi kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Otokar grafiğimizde şablon durumunda devam eden süreçte güç kazanma hareketlerini yatay bir şekilde sürdüğünü ve şu şablon bölgemizin içerisindeki sürecin devam ettiğini görüyoruz bu haftada. Tabii yukarı tepkisi hareketler oluşturursa şablon bölgesinin üst noktasındaki 1045 bölgesi şu anda en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Geri çekilmelerde de şablon bölgesinin alt noktası olan 865 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak takip edeceğimiz güç kazanma bölgesindeki ilk destek noktamız. Şayet o bölgenin altına geçişler meydana gelirse de 777 bölgesi kesin stop olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamızı oluşturmuş durumda. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Topaş grafiğinde şablon durumumuzda 160 hedefimiz devam ediyor. 160 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse daha yukarı hedefleri belirleyerek 175 ve 180 hedeflerine doğru olan süreci gerçekleştirebilir. Bu hafta içinde yeni bir zirve durumu oluşturmuş ve şablon bölgemizin şu noktasındaki direnç noktası olan 155 bölgesine kadar bir yükseliş yapsa da üzerine geçiş sağlayamadığı için tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop noktamız olan 145 bölgemizi geri çekilmelerdeki ilk destek noktası olarak takip edebiliriz. Alt bölgeye geçişler devam ederse de 130 bölgesinde kesin stop noktamızı belirlemiş olduk. O bölgenin altında geçişler olmadığı sürece de güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumları oluşturabilir. Altına düşüşler olmadığı sürece de tekrar başlatıcı tepkisi hareketlerle beraber de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Türk traktör grafiğinde şablon durumumuzda 600 hedefimiz devam ediyor. 600 hedefine giden süreç içerisinde de şu şablon bölgemizin içerisini tam anlamıyla doldurduğunu görüyoruz. Tabii bu hafta içinde tekrar yukarı bir tepkisi hareket başlatarak yukarı yükselişleri devam ettirmek isteyen bir görüntü oluşturursa şablon bölgemize orta noktasına yakın bir kapanış olduğu için üstünde kalıcı kapanışları sağlamaya başlayan bir durum meydana gelebilir ve 600 hedefini gerçekleştirerek de kanal bölgesinin üst noktasına kadar olan 650 hedefine de devam eden bir süreçte oluşma ihtimali meydana gelecektir. Geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri oluşursa yarı yarıya stop noktası olarak 488 bölgesi en önemli birinci destek noktamız olan güç kazanma hareketlerindeki ilk bölgemiz olarak takip edebiliriz. O bölgenin altına geçişler olursa da alt bölgedeki 430 bölgesi ve şablon bölgesinin alt noktası olan en önemli destek noktamız kesin stop noktası olarak takip edecek bölge ve o bölgenin altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri meydana geleceğinden dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim.